şekilde mi çekeceksin? Hazır mısın? Kurumuzdan bir tanesi olan kadının tesettürü konusunda kendi kültürümüze, kendi inancımıza ve kendi kadınımızın örtüsüne bu şekilde saldırmak kurtuluş törenleriyle asla bir araya gelmemesi gereken bir görüntüdür. Bu vesileyle bir kez daha bu çirkin oyunu sahneleyenleri şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum. Türkiye'nin gündemindeki konulardan bir tanesi de seçimler yaklaşınca işte seçim kanunu. Cumhur İttifakı'nın üyeleri seçim kanunu değiştirilmesi konusunda anlaştılar mı, anlaşamadılar mı? Seçim barajı ne olacak, %7 mi olacak? Veya ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları üzerinde Hakimler Savcılar Kurulu'nun etkisi, yetkisi ne olacak? Bu konular tartışılıyor. Öncelikle baraj konusuna bir kez daha değinmekte fayda var. Seçim barajı temsilde adaletin, yönetimde istikrara feda edilmesidir, kurban edilmesidir. 12 Eylül askeri cuntasının yapmış olduğu seçim yasalarıyla getirilen insafsız bir barajdır, %10'luk seçim barajı. Ve dediğim gibi temsilde adaletin yönetimde istikrara feda edilmesidir. Ama artık özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra hangi oranda olursa olsun herhangi bir seçim barajının bulunmasının ahlaki, hukuki bir gerekçesi kalmamıştır. Bu nedenle biz seçim barajının tamamen sıfırlanması gerektiğini söylüyoruz. Bir süre önce yeniden gündeme gelen fakat gündemden çabuk düşen konulardan bir tanesi de anayasa değişikliğidir. Anayasa değişikliğinin gündemden düşmesinin en önemli sebepleri anayasayı değiştirmesi gereken veya anayasa değişikliği konusunda uzlaşması gereken partilerin bu konuda ortaya koydukları tavırdır. 9 yıldır bizim gündemimizdedir. Aslında belki 40 yıla yakın bir süredir bütün Türkiye'nin gündemindedir. Fakat zaman zaman bu gündem soğuyor. Türkiye hala 41 yıl önce yapılan darbenin ürettiği askeri anayasayla, junta anayasasıyla idare ediliyor. Her ne kadar birkaç kez bu anayasada değişiklik yapılmış olsa da halen mevcut anayasa 1982 anayasasıdır. Bu siyaset kurumunun ayıbıdır. Bu nedenle şu son birkaç ay önce anayasa değişikliği gündeme gelince bizim bu konuyla ilgili söylediğimiz şeylerden bir tanesi şudur. Yeni anayasa yapmak mümkündür. Aynı zamanda bu anayasa yapım süreci siyasi partiler için bir samimiyet testidir. Fakat maalesef öyle görünüyor ki partilerin önemli bir kısmı bu samimiyet testinden geçememişlerdir. Çünkü herkes kendi istediklerini karşısındakine dayatma derdine düşmüştür veya tam anlamıyla %100 kendi istediği anayasanın olmasını istemektedir. Muhalefetin bir kısmı güçlendirilmiş parlamenter sistem olmalıdır ve bu olmazsa biz anayasa değişikliğinde görüşmeye diyor ama belki unuttukları husus şudur. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi geçmek için de mutlak surette anayasayı değiştirmek gerekir. Yani ancak anayasayı değiştirerek bu sisteme geçiş yapılabilir. Fakat partilerin takılmış oldukları uzlaşmaz tavır nedeniyle ne bu sistem tartışılabiliyor sağlıklı bir zeminde ne de yeni bir anayasanın nasıl olması gerektiği konusunda sağlıklı bir tartışma yapılabiliyor. Bize göre yuvarlak bir masa etrafında bütün taraflar bir araya gelerek yeni anayasanın nasıl olması gerektiği konusunda bir uzlaşma zemini aramalıdır. İsminizi bağışlar mısınız? Pardon. Süleyman Namlı Aktüel Gazetesi. Evet. Seçimlerin zamanında olmasını öngörüyorsunuz yoksa bir erken seçim beklentisi içinde misiniz? İktidar Partisi ve Sayın Cumhurbaşkanı ısrarla seçimlerin zamanında yani 2023'ün Haziran ayında yapılacağını söylüyor. Fakat seçimlerin öne çekilmesi de bana göre güçlü bir ihtimal. Çünkü seçimler yaklaştıkça özellikle muhalefet partileri iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapmış olan birisinin üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığına aday olamayacağını, bunun hukuken mümkün olmadığını söyleyecekler. Ve bu gündemin üst sıralarına tırmanacak. Böyle bir durumda Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığı en azından tartışmalı hale gelecek. Ben o tartışmalara girmiyorum. Yani aday olabilir mi, olamaz mı?
bu adaylığın hukuken mümkün olup olmadığının tartışılması bu tartışmaları bertaraf etmek için bir erken seçim getirebilir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'na göre ikinci dönem Cumhurbaşkanlığı yapan kişi eğer meclis erken seçim kararı alırsa, yani seçimlerin yenilenmesine karar verirse, daha doğru kanuni tabiriyle bu durumda Cumhurbaşkanı olan kişi üçüncü dönem için de aday olabilir. Böyle bir tartışmanın önünü kapatmak için meclis tarafından böyle bir karar alınabilir diye düşünüyorum. Eğer alınırsa bu çok yakın bir gelecekte bir seçim olmaz bence. Neden? Çünkü yine kanuna göre seçim kanunlarında bir değişiklik yapılırsa o değişikliğin yapılmasından bir yıl geçmeden, onun üzerinden bir yıl geçmeden bir seçim yapılması durumunda değişiklikler o seçimde uygulanmaz. Bir sonraki seçimde uygulanır. Bundan dolayı şu anda hükümetin ortağı MHP ile birlikte yeni bir seçim kanunu hazırlığı olduğunu biliyoruz basına yansıyan haberlerden. Ve meclis açıldığında bunu geçirmeyi düşünüyorlar. Kuvvetle muhtemeldir ki bu kanun meclisten geçtikten sonra, üzerinden bir yıl geçtikten sonraki bir tarihte erken seçim kararı alınabilir. Eğer erken seçim kararı alınacaksa. Fakat belki de Sayın Cumhurbaşkanı veya AK Parti grubu bütün bu tartışmaları göğüsleyerek seçimin zamanında, yani 2023'ün Haziran ayında yapılmasını da isteyebilir.